Peki CHP ve tabii ki Millet İttifakı'nın bu seçim ilk turda Cumhurbaşkanlığı için ama nihayette bir parlamento aritmetiği de ortaya çıktı. İlk turda elinde ne kaldı? İzleyelim. Listelerinde Saadet Partisi'ne 24, Deva Partisi'ne 25, Gelecek Partisi'ne 19, Demokrat Parti'ye 3 kontenjan ayıran CHP, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü de Erzincan'dan aday göstermişti. 6 İYİ Partili'ye listesinde yer veren ve toplamda 78 kontenjan adayla sandığa giren CHP, tabanından Sadullah Ergin gibi isimlere gelen tepkilere rağmen ittifak ortaklarının aday tercihlerini sorgulatmamış, listelerin arkasında durmuştu. Peki bu ittifak listesi seçmende hangi tepkiyi aldı? CHP oy oranı geçen seçimde %1,4 oy alan Saadet Partisi ve henüz seçmen terazisine çıkmayan Deva ve Gelecek Partisi ile Demokrat Parti'nin desteğine rağmen %26 oy oranına ulaşamadı. Oylarını sadece %2'nin biraz üzerinde artırabildi. Bu tablo milletvekili sayısına ise beklenen oranda artış getirmedi. Geçen seçim meclise 146 milletvekili taşıyan CHP bu kez ortak listeyle 168 milletvekili çıkardı. Ancak Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti adayları yuvalarına geri dönecek. 42 milletvekilinin ayrılmasıyla bu sayı geçen seçiminde altına inecek. Halen mecliste 134 milletvekili bulunan CHP ancak 126 sandalyeyle mevcudunun da altına inmiş olacak. İttifak içi ittifak seçeneğine sıcak bakmayan ve Saadet Partisi yerine CHP listelerinden seçime giren Deva Partisi Millet İttifakı'nın kazananı oldu. Altı ok amblemi altında seçime giren Deva Partisi toplamda 15 milletvekili çıkardı. Saadet ve Gelecek Partileri de 10'ar milletvekili çıkardı. Demokrat Parti de 3 adayını da meclise taşıdı. İYİ Parti'den listelere alınan 6 isimden biri de meclise taşındı. Millet İttifakı cephesinin meclis surlarında en büyük gedik liderler kanadında açıldı. Cumhurbaşkanı yardımcılığı kararıyla milletvekilliği genel seçimine girmeyen genel başkanlar 28. dönemde gruplarının başında yer alamayacak. Ayrıca Kılıçdaroğlu tarafından bakan ilan edilen Muharrem Erkek, Ahmet Akın ve eski grup başkan vekili Engin Özkoç da milletvekili sıralarında yer alamayacak. MHP lideri Bahçeli'nin bu seçimin kazananı MHP'dir, ciddi başarı sağlamıştır deyip bir yandan kendilerinin oy oranlarını düşük olarak anketlerine yansıtan anket firmalarına, kamuoyu firmalarına, bir yandan da isim vermeden tabii evet Türk milliyetçiliği belirliyor Türkiye'de sandı ama onun adresi biziz diyen açıklamasını aktarmıştık. Dönelim MHP'nin ortaya koyduğu performansın detaylarına. Evet, anket şirketleri MHP konusunda büyük yanılgıya düştüler ve yansıttılar. MHP %10'un üzerinde oy aldı. 52 milletvekiliyle parlamentoda, MHP 11 ilde ise uzun zaman sonra yeniden ilk defa milletvekili çıkardı. Anket şirketlerine göre oy oranı %6'lara kadar düşmüştü. Ancak sonuç öyle olmadı. Milliyetçi Hareket Partisi %10'un üzerindeki oy oranıyla bu seçimin dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı. 2018 seçimlerinde 49 milletvekiliyle parlamentoya giren MHP kesin olmayan sonuçlara göre bu kez mecliste 52 milletvekiliyle temsil edilecek. MHP deprem bölgesindeki illerde milletvekili sayısını korudu. 2018 seçimlerinde milletvekili çıkaramadığı Bolu, Kilis, Niğde, Çankırı, Gümüşhane, Çorum, Isparta, Balıkesir, Elazığ, Giresun ve Nevşehir'de ise birer milletvekili çıkardı. MHP'yi en çok şaşırtan 3 büyük şehir oldu. MHP'nin İstanbul'daki sandalye sayısı 8'den 5'e, Ankara'daki vekil sayısı da 5'ten 3'e düştü. MHP Bursa ve İzmir'de de birer sandalye kaybetti. Kesin olmayan sonuçlara göre meclis idare amiri olan Ankara 3. bölge 2. sıra adayı Erkan Haberal da meclise giremedi. MHP Tokat, Şanlıurfa, Kocaeli, Kırıkkale, Kütahya, Hatay, Sivas, Sakarya, Malatya, Yozgat, Adana gibi illerde mevcut milletvekillerini korurken Manisa ve Antalya'da 2 milletvekili çıkararak oyunu artırdı. Tokat'ta ise oyunu 5 puan birden artırdı. MHP en büyük kaybını 24 Haziran 2018 seçimlerinde %24'lük oy oranıyla bir vekil çıkardığı Iğdır'da yaşadı. Milletvekili çıkaramadı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın seçim sonuçlarını yazılı açıklamayla değerlendirdi. Partimiz aleyhindeki algı çalışmalarının, düzmece kamuoyu yoklamalarının milletimiz nezdinde hiçbir değeri olmadığı görülmüştür diyen Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi ikinci turda yine açık ara farkla kazanacağını söyledi. Evet, dönelim Cumhur İttifakı cephesine. Son anda ilk etapta hayır dedikten sonra Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdiğini açıklamış Yeniden Refah Partisi ve Genel Başkanı Fatih Erbakan. Fatih Erbakan da ilk sonuçlar sonrasında değerlendirmesini yaptığında anket şirketlerine yüklendi. Anket şirketlerinin yapmış oldukları manipülasyonlara dikkat çekmiştir. Demiştir ki bu anket şirketlerinin yaptıkları anketler gerçeği yansıtmıyor. Yeniden Refah Partimizi yok sayıyor, Yeniden Refah Partimizi perdeliyor, milletimize Yeniden Refah Partimizi göstermiyorlar demiştik. Ve bu akşam seçim sandıkları açıldığı zaman ne kadar haklı olduğumuz açık bir şekilde ortaya çıktı. Bu anket şirketlerinin manipülasyonlarıyla ilgili millet iradesinin sağlıklı bir şekilde tecelli etmesine mani olacak bu adımlarıyla ilgili önümüzdeki dönemde hukuki tedbirlerin alınması gerektiğini de ifade etmek istiyoruz. Şu ana kadar ulaşan seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de ikinci tura kaldığı görülmektedir. Bu noktada bizim de içinde bulunduğumuz Cumhur İttifakımızın ikinci turda da avantajlı konumda olduğunu ifade etmek istiyorum. İkinci turda da bu oy farkının da daha da açılarak Sayın Cumhurbaşkanımızın zaferiyle sonuçlanacağına olan inancımız tamdır. İkinci turda iddiasını dile getiriyor Cumhur İttifakı cephesi. Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise dün bütün liderlerle birlikte bu sabaha karşı kameralar karşısına geçti ve 2 dakikayı bulmayan kısa bir açıklama yaptı. Dediğimiz gibi hep altını çiziyoruz. CHP sözcüsü Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak da 40 saniyelik bir açıklama yaptı. Ama özet şu, bize yansıyan tablo olumlu ve mutlaka kazanacağız. Bunu daha da kuvvetlendiren yine kısa bir paylaşım oldu Kılıçdaroğlu'nun. Onu da aktaralım. Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım. 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci sırada tamamlayan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çektiği kısa bir videoyla seçmenlerine seslendi. Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım.